Ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla %683 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını %234 ile kuru soğan, %215 ile marul, %200 ile maydanoz takip etti. Limon 7.8 kat, kuru soğan 3.3 kat, marul 3.1 kat fazlaya satıldı. Üreticide 2 lira 10 kuruş olan limon 16 lira 44 kuruşa, 3 lira 94 kuruş olan kuru soğan 13 lira 16 kuruşa, 7 lira 71 kuruş olan marul 24 lira 28 kuruşa, 3 lira 61 kuruş olan maydanoz 10 lira 84 kuruşa markette satıldı. Ekim ayında markette 37 ürünün 21'inde fiyat artışı, 16'sında fiyat azalışı görüldü. Ekim ayında markette fiyatı en fazla artan ürün %37 ile domates oldu. Domatesteki fiyat artışını %24 ile kuru incir, %17 ile yeşil mercimek, %16 ile nohut takip etti. Markette fiyatı en çok düşen ürün ise %26 ile ıspanak oldu. Ispanaktaki fiyat düşüşünü %21 ile fındık içi, %18 ile yeşil fasulye izledi. Ekim ayında üreticide 29 ürünün 9'unda fiyat artışı olurken 16'sında fiyat düşüşü görüldü. 4 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Geçen ay üreticide 4 lira 46 kuruş olan limonun fiyatı %53 azalışla 2 lira 10 kuruş oldu. Markette ise 19 lira 55 kuruştan 16 lira 44 kuruşa düştü. Limondaki fiyat düşüşünü %50 ile ıspanak, %44 ile yeşil soğan, %27,5 ile yeşil fasulye izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı %71 ile domateste görüldü. Domatesteki fiyat artışını %20 ile kuru üzüm, %15 ile kabak, %9 ile elma takip etti. Limonda erkenci ürün mayer çeşitlerin arzının artması limon fiyatlarında düşüşe yol açtı. Yeşil soğan, ıspanak, yeşil fasulye arzındaki artışlar bu ürünlerin fiyatlarına düşüş olarak yansıdı. Kuru soğanda üretimin yüksekliğinin yanında ihracatın tamamen açılmaması ürün fiyatını aşağı yönde baskı yaptı. Domates ve kabak üretiminde tarladan seraya geçiş ürün fiyatlarının artmasına neden oldu. Kuru üzüm fiyatı ise arz düşüklüğünün yanında Tarış'ın açıkladığı fiyatla birlikte yükseldi. Yeşil mercimekte arzdaki azalmanın yanında talep artışı fiyatı yükseltti. Elmada hasadın yeni başlaması nedeniyle arzdaki düşüş fiyatlara artış olarak yansıdı. Binbir emekle üretilen erkenci çeşit limon da fiyat düşüklüğü devam ederken bu durumun diğer narenciye ürünlerinde de görülmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Geçen yıla göre limonda yaşanan fiyat düşüklüğü daha az olmakla birlikte mandalina'da da görülüyor. Üretim artışına rağmen girdi fiyatlarının yükselmesiyle artan üretim maliyetleri çiftçilerimizi zararına limon satar duruma getirdi. Çukurova bölgesinde erkenci çeşit limonda üretici fiyatları kilogram başına 50 kuruşa kadar düştü. İşçilik maliyetleri ve işçi bulamaması nedeniyle ürünün dalında kalması ağaçların kesilmesine neden oldu. Sökülmeye başlanan bahçe tesisi gibi önemli yatırımların ve kullanılan girdilerin birer milli servet olduğu ve israf olacağı düşünüldüğünde ürünün pazarlanabilmesi için gerekli şartlar sağlanmalıdır. Devlet müdahale alımlarını yapmalı, tüccar ve sanayici de fiyat düşüklüğünü fırsata çevirmemelidir. Kesilecek her bir ağaç artık yerine konamayacak, bu üretim dalından gelir elde eden herkes mağdur olacaktır. İhracatçıya destek verilmeli, yeni alternatif pazarlar bulunmalı, üretimin iç ve dış pazar talebine göre kontrollü bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı, narenci ürünlerindeki analiz ücretlerini düşürmeli, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteklerini artırmalıdır. Kooperatif ve üretici birlikleri özellikle pazarlama konusunda işlevsel hale getirilmelidir. Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Ekim ayında Eylül ayına göre 20-20 kompoze gübresi %2, üre gübresi %1.7, DAP gübresi %1.5 azalırken amonyum sülfat gübresi %2.1, kalsiyum amonyum nitrat gübresi %1.1 oranında arttı. Geçen yılın Ekim ayına göre sadece üre gübresi %0.9 azalırken
DAP gübresi %12.1, 20-20 kompoda gübresi fiyatı %9.9, amonyum sülfat gübresi %8.8, kalsiyum amonyum nitrat gübresi %8.2 oranında arttı. Geçtiğimiz aylarda artış gösteren gübre fiyatları Ekim ayında az da olsa bir düşüş yaşarken geçen yıla göre fiyatlar artış gösterdi. Kalite ve verimi artıran, dolayısıyla gıda üretiminin ve üretici gelirinin artışını sağlayan gübre fiyatlarında istikrar sağlanmalı ve yıllar içinde çok düşük kalan gübre destek miktarı artırılmalıdır. Mazot fiyatı son bir ayda %5.1 azalırken son bir yıla göre ise %45.9 oranında arttı. Tarımsal üretim faaliyetinin olmazsa olması mazot fiyatlarında istikrar sağlanması için üzerindeki vergiler düşürülmeli, destekler artırılmalıdır. Besi yemi Ekim ayında Eylül ayına göre %1.7, süt yemi %0.9 azalırken son bir yılda besi yemi %27.3 ve süt yemi %27.7 oranında arttı. Yem, elektrik, zirai ilaç gibi girdilerde üreticiye makul fiyatlardan sağlanmalı ve tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanarak üreticiyi ve tüketiciyi memnun edecek ürün fiyatlarına erişilmelidir.